Çocukları bana diyor yazmış çocukları. Şok oldum yani sinirimden. Tamam mıdır? Yani emekliliğin gelmiş, evin olmuşsun, çocuğun olmuş, çocuğunu büyütmüş. Bu saatten sonra seni arasa ne olur kardeşim diyor. Bir devlet kurumuna gitseydin emin ol diyor, kurdu abi seni diyor yani. Kendinizi geliştirdiniz belli ama konuşmanızdan. Öyle mi? Tamam tatlım gideceğiz sokağa gel. Tam Arda'ya gideceğiz gel. Covid testi verdik. Tansiyonlarımız ölçülecekti. Tansiyonlarım pozitif çıkıyor Covid testimiz. Filyasyon ekibi bana ulaşamayınca nüfus kayıt taramasından öz abimi buluyor. Abime ulaşıyorlar. Abim de büyük abime ulaşıyor, üvey abime. O şekilde benim numaramı alıyor. Kendisi ulaşıyor bana. İşte görüştük. Tabii ilk görüşmemizde ben çok şaşırdım sesini duyunca. Ağlamaktan konuşamadım inanın. Yani beni hiç arayıp sormamış. Bunca yıl görüşmemişiz. Sonra Covid'imiz bittikten sonra tabii geldi bizim eve, tanıştık. Birkaç gün bizde kaldı. Yani işin açıkçası kırgınım ona. Çünkü niçin? Beni yıllarca niye arayıp sormamış? Ya benim bir kız kardeşim var. Ne durumda, ne yapıyor, ne ediyor diye hiç aramamış. Yani biz Covid olmasaydık halen görüşemeyecektik. Yani onunla ilgili bir bilgimiz olmayacaktı. Benim ondan şu şekil haberim oluyordu. Yani şöyle konuşmalarda senin bir abin var diye geçiyordu arada laf sırasında. Ama ben ya bulun aynı evde kalmamışız. Çünkü onlar başka bir evde kalıyormuş abim köyde. Babamız bir, annemiz ayrı, evet. İnanın çok şaşırdım ben de, çok farklı bir duyguymuş. Görüşüyoruz ama nasıl böyle bir arkadaş, merhaba nasılsın, iyi misin diye konuşur ya telefonda. Biz de o şekildeyiz yani. Filyasyon ekiplerine sonsuz derecede teşekkür ediyorum. Onlar bu bilgiyi vermeseydi ben hala abime ulaşamayacaktım işin açıkçası. Niğde'de, Niğde Bor'da yaşıyormuş. 32 yıldır kendisininle görüşmüyordum.6 ilden, 6 büyük şehirden daha büyük bir ilçe yani. O yani şey almasını istemiyorum, hassas bir konu ya. Tabii. Biraz sadece şey yapıyorum. Burası bizim ana binamız. Bunun haricinde aşı başka bir binada mesela ilçede. Filyasyon apayrı bir binada. Biz Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak filyasyon ekiplerimiz sisteme Filiz Hanım'ın pozitif bilgisi düşünce Filiz Hanım'ı arıyorlar arkadaşlarımız ve Filiz Hanım'a temaslı olduğu kişileri soruyorlar. Tabii Filiz Hanım'ın da engeli olduğu için arkadaşlar yakınları sekmesine bakıyorlar. Orada abilerinin olduğunu görüyorlar Niğde merkezli. Daha sonra kendisine söylüyorlar ve Filiz Hanım'ın bu durumdan haberi olmadığını öğreniyoruz. Daha sonradan araştırınca konunun detaylarını, Filiz Hanım'ın bir abisi ve yeğenleri olduğu ortaya çıkıyor. Bu haberi biz SABİM hattından öğrendik. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'nden geldi. Filiz Hanım oraya bir teşekkür yazısı yazmış bizim için. Biz arkadaşlarla çok sevindik bu konuda. Özellikle bu tarz teşekkürler geldiği zaman çok mutlu oluyoruz. Böyle bir şeye vesile olduğumuz için de gerçekten çok mutlu hissettik kendimizi. Bizim için aslında aklımıza gelmiyor. Yani aslında bu pandemi süreci olmasa ben de 10 aydır buradayım zaten. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.